Herkese merhaba sevgili Teknolojioku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir ürün incelemesinde olacağız. Çünkü neden? Yanımda bir bilgisayar görüyorsunuz. Üzerinde de Realme yazıyor. Realme'nin Book ismini verdiği dizüstü bilgisayarı bugünkü konuğum olacak. Fakat tabii ki belki de böyle bir bilgisayar olup olmadığını ilk kez görüyorsunuz. Çünkü henüz ülkemizde satılan bir model değil. Malum son yıllarda özellikle telefon üreticileri ekosistem ürünlerine doğru yönelmeye başladılar. Ekosistem ürün deyince aklımıza ne geliyor? Akıllı saat, akıllı bileklik, hoparlör, efendime söyleyeyim çeşitli gözlük, işte kulaklık tarzında ürünler aklımıza geliyor. Bunlara son yıllarda bilgisayar da katıldı. Yani günümüzde birçok üretici artık kendi telefonu olduğu gibi bilgisayarını da üretmeye çalışıyor. Mesela bunlardan bir tanesi ilk olarak aslında bu ekosistemi kuran marka Apple'dı. Apple'dan sonra son yıllarda Huawei de mesela böyle bir ekosistem kurmaya başladı. Bir diğer üreticilerden birisi olan Realme de yine bu ekosistemde yer almak için adımlar atmaya başladı. Şimdi Realme deyince belki herkesin aklına gelmeyebilir ama marka yurt dışında aslında büyük bir grubun altında yer alıyor ve bu grubun içinde aynı zamanda Oppo da var ve aynı zamanda OnePlus telefonları da bulunuyor. Bu şu demek oluyor, bu markaların telefonlarını da bu bilgisayarla bir ekosistem ürünü gibi kullanmaya başlayacağımızı veya belki ilerleyen yıllarda Oppo marka veya işte OnePlus marka dizüstü bilgisayarlarda görebileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi dizüstü bilgisayardan devam edecek olursak ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Bir kere alüminyum ve güzel bir gövde var. Ağır da, hani ağır gibi de ama hani bir hissiyat bize veriyor ama çok da ağır değil. O teknik özellikleri birazdan vereceğim. Bağlantı vesaire anlamında aslında çok karmaşık değil. Bu arada bilgisayarı ben daha önce de incelediğim Huawei bilgisayarlarına fazlasıyla benzettiğimi söyleyebilirim ama bir taraftan da Apple ürünlerine de benziyor. Yani MacBook ailesine de benzediğini söyleyeyim. Şu şekilde neredeyse 180 derece yatabilen bir bilgisayarımız var. Yine güç tuşumuz aynı zamanda bir parmak izi entegrasyonuna sahip ki genelde Huawei marka dizüstü bilgisayarlarda olan bir özellik bu. Bunun dışında tuş takımı da gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Aydınlatmalı bir tuş takımımız var. Onu söyleyelim. Sağ tarafta bir tane USB Tip A bağlantımız var. Bir kulaklık mikrofon girişimiz var. Sol tarafta ise 2 adet Tip C bağlantımız var ki bu bağlantılardan bir tanesi aynı zamanda Thunderbolt yani ekrana görüntü vermek için de kullanılabiliyor. Bunun dışında başka bir bağlantı vesaire yok. Klavyenin alt kısmında neredeyse bu klavyenin yarısına yakınını kaplayacak büyüklükte bir touchpad'imiz bulunuyor. Kamera tarafına bakacak olsak kamera ekranın üst kısmına konumlandırılmış. Ekranın yanlarında oldukça ince bir çerçeve varken yukarıda biraz daha kalın, alt kısmında biraz daha fazla kalın bir çerçeve bizleri karşılamış oluyor. Yani cihazın genel görünümü aslında benzerlerinde olduğu gibi yekpare bir gövde, gümüş renkli bir tasarım ve tek bir kullanım şekli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Realme Book 14 inçlik 2160x1440 piksellik IPS LCD bir ekrana sahip. 16 GB DDR4 RAM ve 11. nesil Intel Core i5 1135G7 işlemciyle geliyor. Bu arada ülkemizde henüz bu cihazın sadece i5'li sürümü var ama dünyadaki satışına baktığımda ben i3'lü bir versiyonun olduğunu da söyleyeyim. i3 ile i5 arasında tasarım anlamında çok büyük farklılıklar yok ama onda mesela bunda 512 varken onda 256 GB SSD var. Ve benzeri ufak tefek böyle çok küçük bazı değişiklikler dışında hemen hemen aynı bilgisayarda olduğunu söyleyeyim. Intel Iris ekran kartımız var. Windows 10 işletim sistemi 512 GB'lık PCI SSD'miz bulunuyor. Bluetooth 5.2, bir adet USB Tip C Thunderbolt, bir adet USB Tip A ve bir adet kulaklık mikrofon çıkışının olduğunu belirtelim. HD bir webcam'imiz var. Harman tarafından geliştirilmiş hoparlörler var. Aydınlatmalı klavye olduğunu söyledik. Wi-Fi 6 desteğimiz var. 54 watt saatlik pilimiz, 65 wattlık bir adaptörümüz ve 1.38 kilogram ağırlığının olduğunu da belirtelim. Şimdi gelelim Türkiye'de satılmayan, henüz satılmayan en azından, biz video çektiğimiz satılmıyordu arkadaşlar. Aralık ayının başında çektik. Satılmayan bu bilgisayarın kullanım deneyimine aslında şöyle söyleyelim. 11. nesil Intel i5 işlemci var üzerinde ve Intel i5 işlemciyle beraber gelen Iris ekran kartı var. Bunun dışında harici bir ekran kartı yok. Bu da bize şunu sunuyor. Günlük işler için fazlasıyla yeterli bir performans sunan bilgisayar var. Şimdi günlük işlerden neyi kastediyorum? İnternette dolaşma, ne bileyim Zoom toplantılarına katılma, ofis programlarını açma ve benzeri gibi uygulamaları çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir tıkanma yaşamıyorsunuz. Peki oyun tarafındaki performansı nasıl? Şimdi şöyle, günümüz popüler oyunlarının tamamını oynayabilirsiniz. Ama burada kastettiğim popüler oyunlar işte Valorant gibi, CS:GO gibi oyunlardan bahsediyorum. Bunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Elbette yüksek FPS ya da yüksek donanım isteyen işte Doom gibi, Doom Eternal gibi oyunları oynarken tabii ki çok yüksek bir kare hızı elde etmeniz mümkün değil. Zaten bu bilgisayarın da öyle bir iddiası yok. Ama günlük oyunlarda, böyle ufak tefek oyunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan oynayabileceğinizi söyleyelim. Şimdi kamera ve ses tarafında HD bir kamera olduğunu söylemiştik. Harman tarafından da geliştirilmiş hoparlörleri var demiştik. Şimdi önce kamera testimizi bir izleyelim. Bir video kaydedeceğiz kameradan. Ardından da ses testimizi bir izleyelim. Akabinde videomuza, incelememize devam edeceğiz. Evet sevgili Teknolojioku takipçileri, izlemekte olduğunuz bu videoyu Realme Book'un web kamerasını kullanarak kaydediyorum. Şu anda hemen yukarıda, böyle parmağımı önden geçireyim. Ekranın üst tarafında bu şekilde sağa ve yukarı ve aşağı hareket ettirerek kameramızın açısını da değiştirebiliyoruz. Duymakta olduğunuz sesi de yine bilgisayarın üzerindeki kendi mikrofonlarından kaydettiğimizin altında özellikle çizmiş olayım. Bu bilgisayarla bir online toplantıya katıldığınızda Zoom'da, Skype'te veya benzeri bir uygulamada 3 aşağı 5 yukarı kalitesini bu şekilde göreceksiniz. Şimdi gelelim Realme Book'un pil tarafına. 54 watt saatlik bir pili var. Bu pille biz bazı testlerde yaptık. Bu testlerde baktığımızda da PCMark testinde video senaryosunda arkadaşlar, pil testinden bahsediyorum bu arada. 7 saat 38 dakikalık bir pil performansı aldık. Aslında kendi teknik verilerinde biraz daha yüksekti bu rakam ama burada bize 7 saat 38 dakikalık bir rakam vermiş oldu. Muhtemelen bu şu anlama geliyor. Gün içinde, yani sabah başladınız diyelim 8-9 gibi bilgisayarın başına oturdunuz. Akşam 5-6 gibi yavaş yavaş pilinizin biteceği anlamına geliyor. Elbette kullandığınız uygulamalara göre, ekran parlaklığına göre vesaire göre değerlendirdiğimizde hani 3 aşağı 5 yukarı böyle bir tahminle bulunabiliyoruz. Bunun dışında beraberinde bir adaptör veriliyor, 65 wattlık. Şöyle de gerçekten küçük bir adaptör bu arada ve bu adaptör sayesinde cihazınızı şarj edebildiğiniz gibi aynı zamanda telefon vesaire de şarj edebiliyorsunuz. Zaten tip C çıkışı olan bir adaptör var ve bu iki ucu da tip C olan bu kabloyla gerek Realme marka gerekse başka markaların cep telefonlarını şarj edebilirsiniz. Şimdi işin bir de ekosistem tarafı var. Bilgisayarda bulunan PC Connect uygulamasıyla Realme marka cep telefonlarını yine aynen Huawei bilgisayarlarda olduğu gibi yine bu ekran üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Az önce söyledim, bu videonun girişinde bahsettiğim konu aslında buydu. Ekosistem ürünlerinde bir parça daha böyle ekstradan bazı özellikler yer alıyor ve bu özellikler de en azından yaşadığınız deneyimi arttırmak açısından sizlere fayda sağlamış oluyor. Öte yandan güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu olduğunu da söylemiştim. Bu da hani güvenliğin daha hızlı olmasını, hani parmak şifre girmeden de parmak izinizi de hızlı bir şekilde bilgisayarı açıp hızlı bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. Peki bu bilgisayar kim için olabilir? En azından satışa sunulduğunda. Mobil hayat yaşayanlar için artık bilgisayarın bu şekilde bir kullanımı vazgeçilmez bir özellik. Tip C'den şarj oluyor olması bir powerbank'la beraber hani elektriğin olmadığı yerlerde de rahat bir kullanım yaşayacağınız anlamına geliyor. Ve özellikle de böyle hareket halindeyken kullanmak açısından güzel bir bilgisayar. Öğrenciler için olabilir. Öğrenciler için hani yazı yazayım, hızlı bir şekilde yazılarımı, işte ödevlerimi yapayım gibi bir düşünceniz varsa birçok öğrenci için çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir bilgisayar. Bunun dışında günlük işler için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olmuş Realme Book. Şimdi ürünün fiyatı belli olmadığı için arkadaşlar Realme Book'un fiyatı konusunda ne yazık ki sizlere bilgi veremiyoruz ama en azından markanın bu tarz girişimleri olduğunu ve önümüzdeki aylarda, yıllarda belki çok daha farklı cihazlarla karşınıza çıkabileceğini en azından bu videoda siz de anlamış ve görmüş olacaksınız. Piyasaya sürülür mü Türkiye'de bilmiyorum ama sürülürse aslında ekosistem ürünlerine önemli bir katkı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle de böyle hani Realme ya da bunun beraberinde olan diğer markaları da kullananlar için önemli bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki fiyatının net olarak belli olması en azından yorumlarımızı daha keskin yapmamızı sağlayacaktı ama fiyat belli olmadığı için bu konuda çok net bir yorum yapamıyoruz. Onu da altını özellikle çizeyim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Realme Book dizüstü bilgisayarı anlatmaya çalıştık. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir, bizim anlatmayı unuttuğumuz şeyler olabilir. Yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi de unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada da böyle eğlenceli haberlerimiz, ilginç haberlerimiz ve gündelik haberlerimiz var. Aynı zamanda bu tarz videolarımızı yine teknolojioku.com adresinden de sizlerle paylaşıyoruz. Oraya da gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.